Mastit hakkında bir bilgi vermek istiyorum ben size. Mastit, annelerin korkulu rüyasıdır, mastit süt düğümlenmesi. Çok detaylı bir konu ama bu hani ayrıca bir yanı da aslında bunu konuşabiliriz. Ama çok kısa anlamam gerekirse, bebekler yeteri kadar aktif ememediği şekilde sütler arka planda birikiyor. Sütler tıkandığında ya da sütler tıkandığında, boşalmadığında mastit olunabiliyor. Ama iki türlü mastit var. Bir enfekteden kaynaklı, göğüs ucundan alınan mikrop tan kaynaklı mastit ya da süt kanallarının tıkanması ile ilgili bir mastit olabiliyor. Bu ayrım çok önemli. Bunu anlayıp ona göre tedavi, ona göre süt sağımı, ona göre bebeğin emzirmesi gerekiyor. Mastit olunan bir kişi ne yapmalı? Eğer ki mutlaka her ikisinde de iltihaplı mastitte de kana tıkanıklı mastitte de mutlaka süt sağmak, emzirmek çok önemli. Eğer antibiyotik kullanım varsa sütleri bebeğimize ilk etapta vermiyoruz. Ama zaten bol bol sağarak, bol bol eğer ki herhangi bir ilaç kullanmıyorsak mutlaka bol bol emzirerek mastiti yenebiliyoruz. Eğer enfekte bir mastit ise, eğer memur ucundan alınan bir iltihapsa, onun için daha farklı bir şey izlenebiliyor. Herhangi bir ilaç tedavisi hekim doğrultusunda zaten verilebiliyor. Ama bu iki mastitin de tek ortak noktası bol bol sütlerin boşaltılması, o kanalların açılması masajla ve sıcak terapiyle çok önemli. Bol bol sütse bol bol sıcak terapiyle masajla boşaltmanız gerekiyor. Ve mutlaka bir emzirme danışmanı ve bir hekimden mutlaka destek almalısınız bu dönemde. Çünkü annelerin emzirme döneminde en çok sık yaşadığı sorun bu. Mastit, ateşle sıtma gibi böyle bir titreme, bir ateşle belirlenir. Yani öyle bir durum olduğunda anlayın ki ters giden bir durumlar var. Mutlaka hekiminiz ya da bir dediğim gibi emzirme danışmanı mutlaka arayın. Onlar size zaten destek olacaktır. Bu iki mastitin de tek ortak çözümü süt sağması, emzirilmesi ve doğru bir şekilde tedavi edilmesi.